Evet arkadaşlar, bugün size Çin'den gelen AliExpress'ten söylediğim birkaç elime ulaşan, hatta şöyle söyleyeyim, aynı gün 3 paketi teslim aldığım ürünlerimi göstereceğim. Satıcılarını söylemeyeceğim. Zaten ürünü arattığınızda muhtemelen çıkan satıcılardan satın alabilirsiniz. Bu gördüğünüz Nemesis mod klon bir ürün. Çin'den geldi. Stainless steel denilen bir modeli bu. Rengi ve modeli. Şöyle söyleyeyim. Açmadan önce ben bir testini yaptım. Gayet de güzel bir ürün. Klon olmasına rağmen klon demezsiniz. Öyle derecede bir ürün. Şöyle hafiften açacağım. Göstereyim size. Geldiği pakette alttaki paket. Şöyle ufak pakette geliyor. Mekanik bir mod bu. Herhangi bir şarj göstergesi ya da şarj girişi bulunmuyor. Ayrıca bir şarj aleti almanız lazım. 18650, 18350 gibi pillerle çalışabiliyor. Çok şık bir ürün gördüğünüz gibi. Zaten detaylı bir tanıtımını da yapacağım ben size daha sonradan. Şöyle elinizde de böyle duruyor. Şurada Nemesis'in kendi seri numarası ve logosu var. Şurada çok hoş bir amblemi var. Gördüğünüz gibi. Ben silver renk almıştım. Gümüş rengi. Gördüğünüz gibi bütün cihazlarla da uyumlu. 510 pini üst tarafına 22 mm'lik atomizerlerden takabilirsiniz. Alt tarafta bir kilidi bulunuyor. Çocuk kilidi. Çünkü böyle koyduğunuzda mod şuradan ateşlediğiniz için basarak, şu an ben açmadım o kısmı. Yaylı bir sistem var. Elinizle şöyle ateşleyip içebiliyorsunuz. Bu ürünüm bu kadar. Geçelim diğer ürünümüzü tanıtayım size. Diğer bir paketimde de pamuk ve çanta söylemiştim. Şöyle koydum. Gelen paketini de göstereyim ben size. Şurada da paketleri var. Daha yeni açtım zaten. Videoyu da yeni açtıktan sonra çekiyorum. Şöyle bir paketi var. Şöyle koruma paketleri. Bu şekilde geldi. Evet. Gelen şu çantayı tanıtayım size. Çanta elektronik sigaralar için tasarlanmış. Güzel. Evet, çantası bu şekilde. İçinde şu gördüğünüz gibi kabartma ve koruma için koydukları bir elyaf gibi bir şeyle geldi. Normal modlarınızı, mekanik modlarınızı koyabilirsiniz ya da benim gibi elyafın E-Stick Pico ürününü taşıyorsanız şu şekilde şuraya böyle yerleştirip kullanabilirsiniz. Buralara pamuklarınızı koyabilirsiniz ya da likitinizi koyabilirsiniz. Böyle geniş, büyük bir çanta bu. Çok da hoş tasarımı da. Şöyle görebilirsiniz. Elinizde de böyle duruyor. Şöyle biraz uzaklaştırayım kamerayı. Evet. Açtığınızda böyle. Çok şık bir çanta. Yaklaşık 6,5 dolara ücretsiz kargosuyla birlikte geliyor. Güle güle kullanabilirsiniz. Diğer bir ürün bununla birlikte söylemiştim. Aynı anda geldiler zaten aynı paketin içinde. 180'li Muji pamuğu, Japon pamuğu, elektronik sigaralarda kullanabileceğiniz pamuk. Ve bu pamuk özellikle aldığım satıcıda orijinalliğine baktım ve ona göre yazıları okuyarak, yorumları okuyarak aldım. Kalitesi çok iyi. Daha açıp test etmedim ama şuradan baktığınızda bile belli ediyor kendisini. Test ettiğim zaman da zaten bilgi veririm size videolarımda. Bu da 180'li pamuğu. Bu da yaklaşık şöyle söyleyeyim size 10 dolar, 11 dolar civarında yani 30 liraya falan tekabül ediyor. Türkiye'den almaya kalkarsanız zaten az çok ücretlerini duymuşsunuzdur. Onlusu bile 5 lira. 10 tane yaprağı 5 liraya satıyorlar.
Evet, geçelim son gelen ürünüme. Evet. Mekanik modu aldığım için bunu da yanında aldım. Tomo'nun 18650'leri şarj eden powerbank tipinde 18650 USB şarjlı cihazı. Bu cihazda hem normal powerbank görevini görüyorsunuz hem de 18650 pillerinizi şarj edebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Çıkartayım. Paketi de şu şekilde geldi. Şöyle. Şu dış kabı. Şu da sarıp korumak için kullandıkları malzeme. Çok da önemli değil. Bana çalışmamış vaziyette gelmedi yani. Gördüğünüz gibi şöyle bir cihaz. Şurada normal power'ı, iki tane USB girişi, bir tane şarj için girişi ve arka tarafta da şarj durumunu gösteren göstergeleri var. Tomo marka. Bu iki tane pili şarj edebiliyor. Ben bunun dörtlüsünü de gördüm ama çok büyük olur diye almadım. Bunu görünce elimde görebiliyorsunuz. Benim elimde büyüktür biraz. Elimde böyle duruyor. Haliyle dörtlüsü biraz daha yanına iki tane daha, bir tane daha koyun bundan. O civarda olacak. Tavsiye etmem. Çok da büyüğe gerek yok diye düşünüyorum. Çok pil taşımıyorsanız. Kutusu da bu şekilde. Şuradan görebilirsiniz zaten. Bazı ürünlerin zaten detaylı tanıtımını sonra yapacağım size. Tomo'yu değil ama en azından mekanik modla ilgili tanıtımları vesaireyi yapacağım size. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayınız.